Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Bugün artık sezonun son bakış programını yapıyoruz. Sezon finali yapacağız. Dizilerde öyle diyorlar ya, biz de öyle yapacağız. Sezon finali. Yani bir aşağıda sezon finali yazar mı bilmiyorum arkadaşlar ama izniniz olursa diyelim. Son birkaç saat dönemdir bakıyoruz. Bir tarafta işte yurt dışında yangınları var ama Türkiye'de bir deprem gerçeğiyle tekrardan tanıştık. Bu gerçekleşiyoruz ama arada bir sallandıkça tanışıyoruz. İzmir'de yaşanan depremlerden bahsediyorum son dönemde. Biraz bu işin sigorta boyutunu sizlerle paylaşacağız. Daha doğrusu şöyle, efendim malum deprem bir takım hasarlara yol açıyor. Özellikle iş yerinde, konut hasarlarını bir kenara koyuyoruz. Özellikle iş yerlerinde hasarlara neden oluyor, kalıcı hasarlara neden oluyor, iş durmasına neden oluyor. Birçok etkisi var. Biraz bunları da bunlarla sizle bunları biraz paylaşmak istiyoruz özellikle. Bunların hepsine Zürih Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız'la konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, eleştirileriniz varsa aktif olarak katılabilirsiniz yayınımıza, canlı yayınımıza. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de yayınımıza katılıp görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Hoş bulduk. Tatile gidiyor musunuz? İnşallah. Artık bayram var zaten. Evet, önümüzde. Evet. Tatil bizde. Sizle mi açmıştık yayını? Galiba sizle açtık. Beraber açtık sanırım, evet. Kısmet, sizle açıp sizle kapatıyoruz. Arkadaşlar bir haber hazırladılar. Özellikle evet. Şu deprem üzerinde, onun üzerine ben de biraz duruyorum. Ondan sonra o konu, çünkü hani biraz kaderci yaklaşıyoruz. Hasarlara falan çok önem vermiyoruz. Bir haberi izleyelim, sonra da üzerine sohbet evet. edelim. Efendim bir ufak haberimiz var. Birlikte izleyelim. Türkiye'de sanayi tesislerinin %90'a yakını başta doğal afetler olmak üzere tüm risklere karşı sigorta yaptırırken küçük ve orta boy işletmelerde sigortalanma oranı daha düşük. 2016'da ve ilk 3 ayda doğal afetler hem dünyada hem de Türkiye'de dikkat çekici sonuçlar üretti. 2016 yılında küresel felaketlerin ekonomik kayıp büyüklüğü 210 milyar dolar oldu. En büyük kayıp 2011 yılında 471 milyar dolar olarak rekor kırmıştı. Türkiye'de de yangın felaketi çok fazla can alıyor ve maddi hasarlara neden oluyor. Geçtiğimiz yıl ticari yangın sigortalarında prim üretimi %2.7 artışla 1 milyar 248 milyon lira olurken, sanayi yangın sigortalarında %8.4'lük artışla 1 milyar 237 milyon liraya yükseldi. Toplam teminat üretimi ise 6 milyon 780 bine çıktı. Dünya geneline bakıldığında ekonomik kayıplara neden olan 315 büyük olay yaşandı. Bu olayların %70'ini sel, deprem ve ağır hava olayları oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekileceğini bildirmesi sonucunda küresel ısınmanın da artması bekleniyor. Küresel ısınmayla birlikte yangın, hortum gibi hava olaylarının artması, buzulların erimesi sonucu sel felaketlerinin artacağı öngörülüyor. Yapılan araştırmalara göre sanayi tesislerinde en çok yaşanan hasarların başında sel ve su baskını gelirken, hasarda ikinci sırayı ise meydana gelen patlamalar sonucu çıkan yangınlar alıyor. Evet, dünyanın en önemli sorunu doğal afetler. Türkiye'de de evet. aynı şekilde son işte bir aydır da İzmir'de yaşanan depremler. Hani arkadaşlar bulurlarsa o İzmir'deki iş yerlerinin görüntüleri falan da var. Hepsini verecekler zaten çocuklar. Evet, ne diyorsunuz? Sizde bayağı bir rakam, istatistik var. Oradan var, başlayalım. Var. Ne yazık ki bu doğal afetler hayatın bir parçası. Tabii şöyle bayram ağzı, bayram arifesi de böyle konuşmak belki... Ama bir de gerçekler de var yani. Hoş değil ama gerçekler bunlar. Tabii iki türlü belki afetten bahsetmek lazım Orhan Bey. Bir doğal afetler, yani doğanın getirdiği, bir de insan yapısı afetler var. İkiye bölmek lazım. Doğal afetler deprem başta olmak üzere işte sel, fırtına... Kuraklık, bunların hepsi farklı farklı etkileri var. Bizim hatırlarsanız bir iki program bu KOBİ araştırmamızdan konuştuk. Evet. KOBİ'lere baktığınız zaman enteresan bir biçimde
iklim değişikliklerini ve doğal afetleri de ilk 5 risklerinden biri olarak görüyorlar. Korkuyorlar yani bu işte. Korkuyorlar. Bir de hangi faaliyet kolunda olurlarsa ona göre etkisi çok oluyor. Bizde en çok korku enteresan bir şekilde depremden değil, kuraklık ve sıcaklıktan. Da muhtemelen tarımla ilgilenen, tarıma dayalı iş yapan işletme sayısı çok olduğu için bir numara, yani kombine 1/3 kuraklık ve sıcaklığı, yani iklim değişiklikleri demek lazım, bir numaralı risk olarak, hayatlarını en çok etkileyen risk olarak görüyorlar. İki, yine bizde seller. Bu da iklimden çok ilintili. Hava o kadar bozuluyor ki sıcaklar çok sıcak, yağışlar çok yağışlı oluyor. İşte üçüncü baktığımız zaman kasırgalar, şiddetli rüzgarlar, hortumlar, onlar var. Bunun yanında çamur selleri falan gibi, ama yani 4 ana şey var buraya baktığınızda. Deprem, doğal afetlerin muhtemelen bizim coğrafyamızda en büyüğü. Deprem, Türkiye'nin ağırlıklı olarak deprem bölgesi olması nedeniyle. Onun yanında kuraklık, seller ve fırtınalar. Aslında tarihte de hep böyle olmamış. Belli başlı. Dünyada da zaten genelde öyle bakıyorsunuz. Tabii. İşte deprem ve sel en fazla hem cana hem mal kaybına neden olan doğal afet olarak görüyor. Tabii. Şimdi haberde de arkadaşlar vermişler. Ben bir dönem bu konuda da bir araştırma yaptım da yazı yazdığını da gördüm. Sanayi tesislerinin gördüğüm kadarıyla %90'ı bu doğal afetlere karşı teminat alıyor zaten. Doğru mu? Evet, ticari özellikle COVID orta boy ve üstü işletmelerin büyük bir çoğunluğu alıyor. Hele ki ihracat yapıyorsa kesinlikle, zaten çünkü ihracat yurt dışındaki müşterileri bunu ön koşul olarak da sunuyorlar. Hem tesisleri için, hem tesisin şu ya da bu nedenle durması için, tedarikçilerinden olabilecek riskler için, esasında bayağı kapsamlı burada hem fiziksel varlıkları koruyan teminatlar var, hem de iş durması gibi, kar kaybı gibi diğer riskleri koruyan teminatlar var. Ama Türkiye'de ticari kurumsal büyük şirketlerde sigortalılık oranı çok yüksektir. %90 geçtiniz zaten, siz de oralardınız. Ortadan aşağı doğru düştüğümüzde, yani ağırlığı işte bu COBI dediğimiz, hani daha fazla kişinin çalıştığı, daha çok şirketin faaliyet gösterdiği alanda ise sigortalanma oranı çok düşük. Neden? Doğru. Şirketler ya şimdi orada istatistikte İşte kuraklık, sıcaklık falan diye çıkıyor. Evet. Ama onu da söyleyeyim, orada da yine tarım sigortası yaygın değil. Koyun bir kenara. Aynen. Ama hani burada neden bu kişiler bu kadar riski görüp de korkup da sigorta yaptırmıyorlar COBİ'ler? Şöyle bir durum var esasında. Riski olana kadar risk yokmuş gibi davranıldığı için. Şirket küçüldükçe ne yazık ki sigortalanma oranı düşüyor. Risklerin farkındalığı veya risklere karşı önlem alma, tedbir alma oranı da ne yazık ki düşüyor. Genelde de şöyle bir şey var. Şirket küçüldükçe yine oto tarafında, hani trafik kasko sigortaları bir numaralı sigorta kalemi. Zaten sigortaların kabaca yarısı oto tarafından geliyor. Otonun üstüne olması gereken küçüklerde iş yeri sigortaları, yani işte yangın, bu doğal afetlere karşı kendilerini koruyabilecekleri 200 lira, 300 lira, 400 liralık yıllık paketlerle korunabilecek yer. Orada sigortalılık oranı %90 dedik ticarilerde, orta boya indiğinizde %60'lardadır, 65'lerdedir. Küçük işletmelerde bir anda %25'lere, 30'lara düşer. Mikro dediğimiz 10 kişinin altında çalışanlarda otoyu çıkardığınızda %20-25'tir, oldukça azalır. Şimdi bir senaryo yazalım, yani bir dakikalık bir senaryo yazalım. Orta halin altında bir küçük bir kobisiniz, konfeksiyon atölyesi. Evet, ihracat da yaptığınızı varsayın birkaç tane ülkeye. Zaten 2 makineniz var. Evet. O makineyle üretiyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz. Deprem oldu ya da sel geldi. Evet. O makineler, siz sigortacılığında makine kırılması diyorsunuz. Ben onu çok gülerim yıllardır makine kırılması. Ya makine kırılması diye bir şey mi olur? Makine gitti, bozuldu işte. Niye buna kırılması diyorsunuz? Sonra da bir izah edin bana da niye kırılıyor. Arızalandı, yani bitti. Ve sizin üretim durdu. İhracat da durdu, üretim de durdu. Çalışanın maaşı da yok, şurada bu şey. Şimdi bu doğru bir şey midir Allah aşkınıza ya? Önce makine kırılması diye diyorsunuz. Allah aşkına. Niye makine kırılmasıdır bu? Teknik adı İngilizceden tercüme edilmiş muhtemelen. Machinery breakdown diyorlar. Onun adını makine kırılması olarak. Breakdown tam kırılma değil esasında, değil, bozulma. Evet, bozulma. Bozulma ama Türkçe'ye vakti kırılma zamanında artık öyle çevirmişler. Baktığınızda zaten
küçük işletmeler, esnaf diyebileceğimiz işte bakkal, eczane, terzi, kasap, manav, kırtasiye. Çünkü bizde KOBİ'lerin biliyorsunuz ağırlıklı bölümü ticaretle uğraşıyor. Evet. Standart burada paket ürünler vardır. Öyle gelip kimse de hani sektörünüze veya ne yaptığınıza bakmaz. Direkt gidip paket ürünü alabilirsiniz ki klasik bir KOBİ paket ürününün içerisinde yangın, hırsızlık, cam kırılması, su basması, fırtına, deprem, sorumluluk gibi bütün bu branşlar var. Üstüne kar kaybı gibi yani şu ya da bu şekilde dükkanınızda faaliyet gösteremediğiniz zaman kazanacağınız parayı kaybetme durumuna karşı da kar kaybı sigortaları vardır. Ama düşünün yıllık 200-300 liraya siz tüm doğal afetlere karşı kendinizi sigortalıyorsunuz. Üstüne yangın, hırsızlık, cam kırılması, dükkanınızda müşterilerinize veya çalışanlarınıza bir şey olursa o riskleri de bertaraf edecek şekilde bir paket almanız mümkün. POS'unuz varsa POS sigortaları var. Mesleki sorumluluk biliyorsunuz doktorlar, avukatlar için evet. Oldukça yaygın. Siber sigortalar son dönemde gözde. Oto zaten herkesin gündeminde olan ve aldığı bir şey. Dolayısıyla çok çok makul ve paket. Bunlar standart paketler. Ve istatistik diyor ki işte her 10 KOBİ'den en az birinin başına her yıl bir şey gelecek. İkisinin başına şu gelecek. Bunlar hep sabit. Yani gelecek sadece o siz mi olacaksınız yoksa komşunuz mu olacak? Sadece o belli değil. Yoksa rakamlar biliyorsunuz doğru çıkıyor. Yalan söylemiyorlar. Şimdi sorular çok. Yorumları bir kenara bırakayım çünkü bazen yorum geliyor ama soru geldiğinde hiç olmazsa izleyicileri bilgilendirelim istiyorum. Şimdi bir izleyicimiz şunu sormuş. Diyor ki evet yani sigortanın KOBİ'lerde düşük olduğunu söylüyorsunuz diyor. Ancak diyor bize göre de diyor herhalde KOBİ anladığım kadarıyla bize göre de diyor sigortanın primleri pahalı geliyor diyor. Şimdi demin bir rakam verdiğiniz zaman bir daha onun üzerine çek edelim. Evet. Yani pahalı tabii pahalı görece bir kavram. Neye göre pahalı onu bilmiyorum. Yani nedir bu işin bir ortalama şeyi nedir? Yani her KOBİ için farklı olabilir de genelde neyi baz almaları lazım? Şöyle, kendi kendine hesaplamaları için. Genelde buradaki en büyük kalem hangi deprem bölgesinde olduklarıdır. Çünkü hazinenin belirlediği zorunlu bir deprem tarifesi var biliyorsunuz. Hı-hı. Onun üstüne bir örnekten yola çıkalım Hı-hı. isterseniz. 250 bin liralık teminat. Burada fiyatı belirleyen bir hangi deprem bölgesinde olduğunuz, iki standart teminatları aldığınızı varsayarsak teminat tutarı. Yani 100 bin lira mı, 250 bin lira mı, 1 milyon o bulundum, lira mı? Yani elimdeki mala göre midir belirli? Benim 250 bin liralık malım mı var diyeceğim? Yoksa işte bu buradaki makinenin değeri 500 bin lira mıdır? 250 evet. bin onu mu deme? Hangisini demem lazım? Şöyle, bir hangi deprem bölgesinde olduğunuz bu tamam. önemlidir. Fiyatta da önemli etkilerden bir tanesi. İkincisi, evet eğer üretim yapıyorsanız makinalarınız deponuzdaki hem ana ara malı nihai mamulleriniz, binanız, evet, o da var, doğru. bina da var. Temelinde esasında binanız. Binanızın içindeki makinalar, ham maddeleriniz, yarı mamul ve bitmiş ürünleriniz. Bunun yanında içeride başka değerli olduğunu düşündüğünüz, beyan etmek istediğiniz her şey diyelim. Fiziksel olarak bu ve kabaca 250 bin liralık bir teminat istediğinizi varsayarsak ki ortalamalar buradadır. Ayda kabaca 50 liralık bir prim ödeyerek buna sahip olabiliyorsunuz. Ayda 50 lira ödüyorsunuz. Başınıza bir şey geldiği zaman 250 bin lira sigorta şirketi, 250 bin liraya kadar sigorta şirketi sizin zararlarınızı karşılıyor. Yani binde bir, binde bir buçuk oranında bir prime oradır, geliyor. Oradır. Yani şöyle diyebiliriz. Yani sigorta alacağın değerin bina malı değer neyse bunun bir de, binde bir buçuğunu hesapla işte yıllık 3 aşağı 5 yukarı budur. Bu da ucuz, bu da pahalı değil. Aynen, aynen böyle. Bu hep geliyor. Sadece sigorta için değil, pek çok ürün için. Pahalı, neye göre pahalı? Yani oradaki kıstas nedir diye bakarsanız tabii çok geçerli bir şey yok. Algı biraz da tabii. Tabii. O sigortayı aslında bir anlamda gereksiz gördüğümüz için ödediğimiz kaç para olursa olsun pahalı geliyor. Tabii. Genelde hizmet aldığınızda
gözle görmeyip dokunamadığınız için evet. ödediğiniz para daha yüksek gelebiliyor. Bu zaten pek çok deneyle de kanıtlanmış. İşte bir bardak varsa, ne bileyim bir telefon varsa dokunuyorsunuz, her dakika kullanıyorsunuz. Evet. Bir sigorta ürünü için başınıza kötü bir şey gelecek, bir risk gerçekleşecek. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek ama gördüğünüz bir şey yok. Günün sonunda sigorta ürünü nedir? Bir kağıdın üzerinde yazan bir taahhüt. Başınıza bir şey gelirse ödeyeceğiz. Öyle olduğu için tabii bir algı sorunu var. Buna da çok yapabilecek bir şey yok. Geçenlerde hatta yine aynı sohbeti yapıyorduk bir arkadaşlarla da. Bir iki sene önce yaşanan bir şey vardı. Bir olay başıma geldi. Onu anlatmıştım. Bir amcamız, işte ben böyle hani sigorta migorta falan konuşuyoruz Anadolu'da falan. Geldi demişti ki, yeğen demişti, yaklaşık 10 yıldır yattırıyorum bunu. Hiçbir şey de olmadı. Şu parayı bana bir iade ederler mi diye sormuştu Anadolu'da bir yerde. Ya işte o 10 yıldır olmuyorsa parayı iade edilsin. Şimdi bir başkası şu, evet bu çok benim mesela karşılaştığım sorulardan bir tanesidir. Diyor ki izleyicimiz, Ayhan Bey, sadece depreme yönelik bir sigorta yaptırabilir mi? Şimdi bizde deprem korkusu var ya, şimdi mesela işte geri kalan yangını mangını falan geç bunları, işte deprem çok riskli görüyoruz da, şu İzmir'de de oldu zaten. Tabii. Ben size bir deprem sigortası yaptırayım. Var mı? Salt deprem. Yani, konut değil, iş yeri. İş yerinde. Salt deprem, tek. Tek başıma deprem almak istiyorum. Ama öyle soruyor. Niye biliyorsunuz ki? Soru bu. Bunu da seyircimize söyleyeceğimiz şu, deprem depremle beraber, çünkü deprem olduğu zaman depremin yol açtığı da bir sürü şey var, öyle değil mi? Yani. Ve bunun limitleri var. Normal iş yeri varsa standart bir iş yeri paket poliçesi alabilir, deprem dışı teminatlarını daha düşük tutabilir. Ama şöyle bir şey var sigortacılıkta, bu önemli, eksik sigorta kavramı var biliyorsunuz. Yani sizin tesisinizin değeri eğer 250 bin liraysa, ama siz gider 125 bin liralık bir sigorta yaptırırsanız, buna sigortacılık terimiyle eksik sigorta deniliyor. Yani toplam mal değeri üzerinden değil, yarısından yaptırdınız. Düşük prim vermek için. Düşük prim vermek için. Hasar olduğu zaman da hasarınızın yarısı karşılanır böyle bir durumda. Değil mi? Tabii. Yani onun için tek başına deprem alayım doğru bir yaklaşım olmuyor, değil. Kurtarmıyor bu iş. Şey vardı, bir şey derler ya, deprem olur, işte elektrik kontağından dolayı yangın çıkar, salt evet. deprem olursa o hasarı karşılamaz, yangın çünkü. Yani tabii ya, tekniğe girmek istemiyorum, aynen. Yani pek çok bunun şey var, onun için paket, bunlar çok pahalı değil. Genelde ne oluyor, bizde sigortalılık ne zaman artıyor? DASK'ı örnek alalım, bir yerde bir deprem oluyor, ondan sonra herkes koşuyor sigorta yaptırıyor. Tarsim, tarım sigortaları, o yıl kuraklık oluyor, dolu vuruyor, bir şey oluyor, hemen herkes koşuyor yaptırıyor. Bir yıl sonra olmadığında herkes aşağı bırakıyor. Düşüyor, ama doğa kanunu, yani her yıl olmasına gerek yok. Bir yıl oluyor, sonra olmuyor, tekrar oluyor. Ne zaman olacağını da bilemiyorsunuz. Ha, bunlar doğal afetler. Doğanın ne yapacağını tahmin edebiliyoruz ama tam nokta atışı bilemiyoruz. Daha büyük sıkıntı tabii insan yapısı. Yani? İnsan yapısı felaketler. Bunun da bir numaralı şey trafiktir. Trafik kazaları ne yazık ki. Yangınlar. İş kazaları, bunlar. Örnek vermek gerekirse bakın, Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası olmuş. 1.2 milyon trafik kazası. Kabaca 21 milyon araç var, 1.2 milyon. 300 bin kişi yaralanmış, 300 bin kişi. 7500 vatandaşımız da ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Yani Anadolu'da orta halli bir köyde yaşayan insan sayısından fazladır. Tabii, tabii. Ve kazalardan, trafik dışı kazalardan yılda yaklaşık 15 bin vatandaşımız hayatını kaybediyor. Düşünün. İş kazaları her yıl 250 bin iş kazası oluyor. 1250 vatandaşımızı kaybediyoruz. Bunun yanında Nayan Bey bakın, terör. Başımıza bir bela değil mi? Savaşıyoruz, alt ediyoruz. Ama terör yıllık. Terörden dolayı yaralanan, gazi olan vatandaş sayımız 2000. Ve terörden dolayı hayatını kaybeden, şehit olan sayımız 1000. Terörden yılda 1000 şehitimiz var. Her can çok kıymetli. Burada bir yanlış anlama olmasın ama sadece kıyaslama yapmak için. Teröre 1000 can veriyoruz. Trafikte 7500. Şimdi bayram arifesindeyiz. İşte bayram yakında gelecek. Bayramda yine gazetelerde ne yazık ki okuyacağız. Türkiye'deki en büyük insan yapısı felaket trafiktir. En büyük terör de trafik terörüdür. Şimdi
Metin Bey güzel bir yorumla katılmış. Siz diyor dere kenarına diyor fabrikayı, tesisi, işletmeyi kurarsanız sel olduğunda da eğer diyor bunların gitme oranı zaten yüksektir. Özetle ancak sigortacılar da diyor bu gibi yerleri zaten sigortalamıyorlar diyor. Çok doğru bir nokta. Metin İlk bölümü, yani. İkinci bölümü. Şöyle önce güzel geldi sonradan yine döndü iş. Şöyle tabii baktığınız zaman bakın doğanın kanunları her tarafta aynı. Son siz konuşurken alttan yazmış. Portekiz'deki orman yangını. 63 kişi ölmüş. Ya ben bu kadar uzun mu konuşuyorum ki oradaki altyazıyı takip edebiliyorsunuz? Vallahi başta baktım şöyle geçeceğim. İngiltere. Son rakamlarda 79'a çıkmıştı hayatını kaybeden. İngiltere gibi hani bu tip standartların oluştuğu yerlerde. Dolayısıyla belli önlemleri almazsanız dünyanın her yanında kim olursanız olun doğa kanunları işliyor. Burada da birinci, şimdi beşli bir koruma var ve sigorta şirketleri, risk mühendisleri bu gözle bakıyorlar. Çünkü sigorta şirketleri bu tip tesisleri sigortalamak için risk mühendisleri kullanıyorlar. Risk mühendislerimiz bizim gidiyor, o tesise uluslararası standartlar çerçevesinde bakıyor ve diyor ki şu riskleri var. Ya bunlar için önlem alın veya bu halde tesisiniz çok yüksek risklidir. Nedir bunlar? Seyircimizin söylediği gibi birinci olarak tesisinizi nereye yaptığınız. Alıp fay hattının üstüne yaparsanız deprem bölgesine, sel bölgesine, heyelan bölgesine bir bina koyarsanız ne kadar iyi bir bina yaparsanız yapın bir kere baştan yanlış başlıyorsunuz. Hı hı. İkinci olarak şu önemli çok konuşulmaz ama komşularınız kimler? Siz iyi bir yere tesis yaparsanız önlemi de alırsanız da komşularınız almamış olursa komşularınızda çıkacak bir yangın veya patlama doğal olarak sizi etkiliyor. Yanında maytap atölyesi varsa bittin demektir. Evet, iki bu. Yani komşunuzun kim olduğunu biliyorsunuz çok önemli. Üç, inşaat kalitesi. Bakın, Türkiye'de sanayi tesislerine baktığınızda yangınların yaklaşık %70'i elektrik kontağından çıkar. Yani elektrik tesisatının doğru olmaması, kablolamanın, işte fişlerin bu kontak yaptı falan derler ya, bu olmaması nedeniyle işin %70'i yangınların buradan çıkıyor. İşin bu tarafı var. İnşaat kalitesi. Özellikle çatı, duvarlarınızın içindeki yalıtım malzemeleri, havalandırma sistemleriniz. Ondan sonra baktığınızda yanıcı, patlayıcı maddeleri nerede depoluyorsunuz? Hı hı. Taşeronlarınız sizin gösterdiğiniz hassasiyeti gösteriyor mu? Aslında bu incelemeler sizin, yani o işletmenin faydasına olan bir tabii ki, inceleme. Tabii. Çünkü o işletme de eksiğini gediğini biliyor. Ama bak sonunda da şöyle deniyor. Ben bununla çok karşılaştım. Ben bu kadar işi yaptırtıp bunu eksiği giderip bilmem ne, sigortaya da ne gerek var ki arkadaş artık diyor. Şimdi tabii sigorta doğru. Bu ama çok yanlış çarpık bir mantık. Neden? Bakın fiziksel varlıkları yansalar da, zarar da görseler yerine koyabiliyorsunuz. İnsan hayatını koyabiliyor musunuz? Yani mümkün değil, değil mi? Bu kazalar, yılda 250 bin iş kazası oluyor Türkiye'de. 1250 vatandaşımız hayatını evet. kaybediyor. Avrupa'da iş kazalarında ne yazık ki Türkiye rekortman. Neden? Çünkü önlemler alınmıyor. İki türlü. İşveren önlemini tam almıyor. İşçi de önlemini tam almıyor. İkisi de almadıkları zaman bu sorunlar çıkıyor. Neden Avrupa'da pek çok ülkede bizim onda birimiz ve iş kazaları bizde 10 kat fazla? Çünkü bu mantıktan bana bir şey olmaz. Risk olana kadar risk yokmuş gibi davranıyorsunuz. Alıyorsunuz işte izleyicimizin söylediği gibi sel bölgesinin, heyelan bölgesinin ortasına yaparsanız. Çatınız bir yangın durumunda. Bir de yangın çıkana kadar aldığınız önlem var. Yangın çıktıktan sonra. Tabii. Türkiye'deki talihsiz olaylar hatırlayın, çocuk yurdundaki olayları bundan kısa bir süre önce. Ne kadar vahim. Evet. Yani yangın çıkış kapılarını kilitliyorsunuz. Tabii. Çatı bir yangında, bizim risk mühendislerimizle oturup bayağı konuşuyorum ben bunu. Çatı en kritik. Çünkü neden yangın çıktığı an eğer çatınız yanıcıysa çatıdan tesisin veya evin her tarafına yayılıyor. İki, bölmeleriniz, duvarlarınız. Duvarlarınızın arasında yanıcılığı önleyecek yalıtımın olması gerekiyor. Sprinkler sistemleri. Yani bir yangın çıktığı zaman su veren. Çok daha basit. İtfaiyenin geleceği yolunuz var mı? Yol açık mı? Tabii. Çoğu zaman biliyorsunuz arabalar ve şey itfaiyeye ulaşamıyor. Bizde kapalı zaten. O özellikle tabii. Belli bölgelerde itfaiye tabii. girmez. Evet. Ve bakın konutlara baktığınız zaman da sanayi tesislerinde %70 elektrik kontağı.
Evlerde de %70'e biliyor musunuz? Sigara. Allah Allah. Sigara. Hepsini topladığınızda, yani İstanbul için sağlıklı istatistikler var. İstanbul'daki yangınların %40'ı sigaradan çıkıyor. Bu Londra'daki yangın, o koca binadaki yangın da o çatıdan başlayıp sonra şey olmuştu değil mi? Var mı Aytaç o görüntüler, koyabilir misin? O da ilginç. Onu konuştunuz mu aranızda hiç? Tabii tabii. Yani orada, orada yani, çok net inşaat kalitesinde ve inşaatta kullanılan malzemelerde bu sorun var. Evet. Tamam, demek ki bu bize Türkiye has bir şey değil. Doğru mu? Doğa kanunları herkes için aynı. Yani Türklere farklı, İngilizlere farklı. Doğa kanunu demiyorum canım. Yani o binanın da yalıtımı ve şeyinde problem olduğunu söylüyorum. Yani sadece tabii Türkiye'de tabii. Yalıtımı olmayan da şey, yangına güvenli evler yapılmıyor diye söylerler ya. Ama Londra'daki gibi koca katlı bina da işte yanıyor arkadaş. Bundan 2-3 yıl önce Türkiye'de de ünlü bir böyle gökten de yangın çıktı. Yangın, evet. 15-16. Katında hiçbir can kaybı olmadı. Kısa sürede de söndürdüler. Neden? Çünkü inşaat doğru düzgün yapılmıştı ve yangının yayılmaması için önlemler alınmıştı. Buradaki temel şey, 10 katlı binanın üstüne çıktığınızda 10 kattan daha yüksek binalarda yalıtım malzemesinin ateş almaması gerekiyor. Burada kullanılan yalıtım malzemesinin yanlış olduğu söyleniyor. Tabii raporlara bakmak lazım şimdi şey olacaktır ama ilk şey bu. Ne oluyor? Dikkat ederseniz her taraf yanıyor. Binanın evet. Tümü. Bir şekilde tutuşmuş ve yangın oradan her tarafa yayılmış. Bu evlerimiz için de geçerli, sanayi tesisleri için de geçerli. İşte bunu çatınız olarak düşünün. Çatınız eğer yanıyorsa bir yerden aldığı zaman bütün tesise yangını yayıyor. Alınabilecek önlemler çok basit esasında. Diyor ki Fuat Bey, diyor ki ya bu kadar diyor şeyli bir Twitter'da tabiri de kullanayım. Bu kadar ağdalı konuyu bu kadar diyor neşeyle nasıl anlatıyorsunuz anlayamadım diyor yani. Güzel bir şey. Şimdi ne kadar süre var Aytaç? Şimdi biz bir iki dakika. Şimdi bir şey var, iki dakikaymış zaten. Şunu bir sorayım. Karşılıklı bir iki cümle konuşalım. Çünkü bu konu çok başka bir konu. Bir iki cümle konuşalım. Hiç değinmemiş olmayalım. Şimdi Faysal Bey, Mardin Nusaybin'de konut ve eşya hasar ücretleri neden ödenmiyor? Çok kere alaka, tamam kabul ediyorum ama mevcutta olan bir konu, gündemde de olan bir konu, biraz da sıkıntılı bir konu. Önümüzdeki, yani ben gazetedeki yazılarımda falan burada yazdım, önümüzdeki günlerde de değineceğim. Bir cümle sorun var burada değil mi? Sorun bir var. Bir sıkıntı var. Sigortanın hasardan önce mi sonra mı yapıldığı bir, iki hasarın gerçekten hasar olup olmadığının tespiti. 3 biliyorsunuz devletimiz de terörde zarar görenlere belli bir yardım yapıyor. Valilikler ödeme yapıyor. Bunların da belirlenmesi. Yani sigortanın normalde risk olmadan, yani hasar olmadan alınmış olması lazım. Hasarın gerçek hasar olması lazım. Tutarının doğru tespit edilebiliyor olması lazım ve burada 2 ödeme olmaması lazım. Yani toplam hasarınız 100 ise eğer devlet bunun bir bölümünü karşılıyorsa bir bölümünü de muhtemelen sigorta şirketleri karşılayacaktır. Ama iki kez, yani buna sebepsiz zenginleşme diyor. Hasarınız 100 ise iki taraftan 100-100 alacağınız bir durumda olmaması lazım. Burada valilikler, komisyonlar çalışmalarını yapıyorlar. Daha netlik kazanmış bir durum yok. Eminim, yani biz de sigorta şirketleri olarak valiliklerden, kamudan gelecek yönlendirmeye göre ne yapacağımıza karar vereceğiz. Tabii ben, belki siz söylemiyorsunuz ama ben bir adım daha öteye getireyim. Bazı hasarların sahte hasar olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bunun da bir araştırması yapılması lazım. Yani evet, oldu, herkes parayı verdi. Zaten hasar gerçek hasarsa parası ödenir. Doğru mu? Kesinlikle. Yani 3 kuruş 5 kuruş için hiçbir sigorta şirketi özellikle o terör bölgelerinde hiçbir şey yapmaz. Hiçbir yerde yapmazlar. Kesinlikle. Yapmazlar. Ama hasar da sahte ise de demek ki burada da bir suç var demektir. Onun da ortaya çıkması lazım. Yani özellikle açtım bu konuyu çünkü hani bize sık sık geliyor bu konu. Arada bir geliyor. Bir yere de iki cümle de etmek gerekiyor. Bir iki cümle alayım ve kapatayım. Sezon finali yapacağım. Bırak depremi. Deprem falan evet. Bu sefer nedense böyle hep olumsuzluklardan, biliyorsunuz genelde daha sigortanın veya finans sektörünün olumlu tarafından konuşuyoruz ama özür, doğa kanunları herkes için aynı Noyan Bey. Önlemimizi alırsak, eşeğimizi sağlam kazığa bağlarsak, ondan sonra da tevekkül edersek
bu tip talihsiz olayların olma olasılığını en aza indirgeriz. Ama gördüğünüz gibi rakamlar ortada. Esas zararlar, esas felaketler doğadan çok insan yapısı. Onun için önlemlerimizi alalım, riskleri bertaraf edelim. İnşallah şu bayramda da trafikte, orada, burada hiçbir vatandaşımız yaralanmaz, hayatını kaybetmez. Yolumuza da böyle devam ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Efendim, sezon finali yapıyoruz. Eğer izniniz olursa, yorulduk biraz ama önemli değil. Sizlerle birlikte olmak her daim keyif. Sizlerle bir şeyleri paylaşmak büyük keyif. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz ama adettendir. Genelde bir ara verilir. Biz o adeti yerine getirelim istedik ve bir sezon finali yaptık. Önümüzdeki hafta sonu zaten bayram. İyi bayramlar diliyoruz bütün bakış ekibi olarak. Yaz aylarında arada bir tekrar karşınızda, huzurlarınızda çıkarız. Bu kadar uzun tatil yapamayız biz gazeteciler. Dolayısıyla arada bir çıkacağız ama bir ara vermek istiyoruz. Yeni sezonda diyelim arada görüşeceğiz ama en kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. Efendim, bakış programından hoşça kalın.